Ayhan Bora Kaplan davası şu anda devam ediyor ve Hanefi Avcı'nın bir tespiti var bununla ilgili. Diyor ki ya sen de bu Baronlar kitabında biraz anlatıyorsun. Diyorsun ki ya hani avukatlar artık mafyanın bir parçası olmuşlar. Yani sadece mafyanın avukatı değil, yöneticisi durumuna geçmiş kimileri. Ve de bu davalarda işte tanıklar değişiyor, ifadeler değişiyor, bir şekilde her şey düzenine bir şekilde şeyine giriyor. Şimdi burada da aynı gidişatı görüyoruz. Tanıklar ifadelerini çekiyor, ifadeler değişiyor. Ve de daha vahimi, bu davada Ayhan Bora Kaplan yargılanıyor ama bu senin anlattığın savcısı, polisi, bütün bu ilişkiler yok yani. Sadece şu anda hani bu Ayhan Bora Kaplan ve adamları yargılanıyor. Oysa bunu buraya getiren bu düzen aslında, bu kurulan düzen Ankara'da. Herkesin bildiği bir düzen bu düzende yani. Bu tuhaf değil mi yani baktığın zaman? Asıl yargılanması gereken hepsi olması gerek mi? Gerekmiyor mu? Çok tuhaf. Evet, hepsi olması gerekiyor. Yani o kadar artık distopik bir şeyin içindeyiz ki, ülkenin içindeyiz ki, yani böyle şey gibi, hakikat kimsenin umurunda değil. Ya gerçeği önemseyen kimse yok. Şimdi herkes biliyor. Yani Ayhan Bora Kaplan'ın bağlantılı olduğu siyasileri de işte 15 Temmuz'dan itibaren herkes biliyor. Bürokratları da biliyor. Emniyet müdürlerini biliyor. Ve bu çok işte Ayhan Bora Kaplan olayının bir şeyi bu. Özelliği, bir özelliği bu. Çok deşifre olmuş bir mafya, siyaset, emniyet, yargı ilişkisi ortada. Şimdi ama burada çok garip bir durum var gerçekten, dediğiniz gibi. Türkiye'de yargı öyle bir hale getirildi ki iddianameler yarıda bırakılabiliyor. Veya iddianame, bir suç ortaya çıkıyor, soruşturulamayabiliyor. Çünkü siyasi talimatla sadece işliyor yargı. Eskiden önemli suçlamalar kayda geçtiği anda, iddianameye, yani herhangi bir şekilde bir soruşturma evrakına dahil olduğu anda soruşturma yapmak zorundaydınız. Yani bunun devam eden bir süreç vardı. Çünkü yargı bir şekilde, herkes bilirdi ki bunu yapmazsa HSK'dan başına bir iş gelebilir. Yargıtay'dan dosyası döner, şöyle olur. Savcı olarak yargılanır, bilirdi. Ama şimdi herkes biliyor ki siyasi talimatla işleyen bir yargı var. Ne yaparsa yapsın yargılanmıyor. Veya bürokratlar, valilik izin vermiyor, yargılanmıyor. Yani balık baştan kopmuş. Yani sistem baştan aşağı çürümüş. Şimdi bu olayda da gördüğümüz o. Yani o anlamda şey de var gerçekten. Ya burası artık mahkeme kararlarının parayla satıldığı bir ülke. Burası artık mafyanın yargıda ortaklarının olduğu bir ülke. Yani yargı mafyaya dönüşmüş. Yani bakın, Türkiye bu dönemi bir gün bitse ve bu dönem incelense, dünyada örneği görülmemiş bir mafya düzeniyle karşılaşacağımızı düşünüyorum ben. Çünkü şöyle, yani temiz kimse kalmamış bazı yerlerde. Ben şunu söylüyorum, yargıda çok büyük, çoğunluk temiz insanlar, yargıçlarımız var, savcılarımız var, polislerimiz var, yine emniyette çok. Ama bütün kilit yerleri, yani o kirli unsurlar inanılmaz organize bir şekilde ele geçirmişler. Yani onun için de şeyden çıkamıyor ülke. Yani bu karanlıktan çıkıyor. Bak bu olayda ya bir gizli tanık, hadi dedik Süleyman Soylu dönemi bir kısmı. Süleyman Soylu döneminden sonra da skandallar devam ediyor. Ya çünkü mesele sadece tepedeki isimlerle de bitmiyor. Tamamıyla şeye dönüşmüş. Yani o kirli organizasyonların kapladığı geniş alan içerisinde adaleti bulmanız imkansız. Herkesin parayla kurtulabildiği bir sistem inşa edilmiş. Ya burada da öyle. Şunu aklıma almıyor. Yani bir tane çok küçük bir detay söyleyeyim Ayhan Bora Kaplan'dan. Ya bir tane lüks arabası var. 4 günde 6 kere satıyor adam. Ya yani kağıt üzerinde 6 kere satılmış gözüküyor. Ya kara para aklamanın, yani o hiçbir yerden yakalamasan oradan yakalarsın. Adamın 32 tane şirket var. Ya Cüneyt Özdemir, dünyanın neresinde görülmüş mafyaya kredi verildiği kamu bankasından, adama 1 milyar 300 milyon TL'lik kamu bankalarından kredi verildiği öne sürülüyor. E şimdi bu düzenin içerisinde onları yargılamadığınız sürece, bakın devlet Ayhan Bora Kaplan'ı bir günde bitirir. Hatta daha iddialı söyleyeyim, Türkiye'deki mafyayı, tüm mafyayı devlet istese bir ay içinde yerle yeksan eder. Bu böyle bir güçtür. Ama bu irade yoksa, bunlar devletin içine sızdıysa, devletin içindeki o gravatlı çeteleri yargılamazsanız bu mafya düzeni bütün toplumu çürütür. Devleti çürüttü zaten. Bütün toplum çürüyor. Suç kitleselleşiyor. Arka sokaklara gittiğinizde TikTok'a bir bakın. Herkes aynen mafya. Bak Barış Boyun dediniz değil mi? Göz göre göre Barış Boyun'un motosikletli çeteleri, Dalton Çetler çetesi yok, onların karşısındaki çeteler
ellerinde uzun namlulu silahlarla sokaklarda gezip şey yapabilirler. Ya Barış Boyun Çetesi İstanbul'un göbeğinde Vukotiç'i öldürdü. Avrupa'nın en önemli suç örgütlerinden birinin lideriydi. Uyuşturucu kaçakçılığı lideri. Ve Kavaç Çetesi ile birlikte bunu yaptılar. Aynı zamanda Binali Camgöz Çetesi var. Yani o uluslararası çete artık, yani uluslararası çeteleri ittifaklarla İstanbul'un göbeğinde, yani Avrupa'nın yeraltı dünyasının en önemli cinayetleri işleniyor. Yani Süleyman Soylu döneminde bütün İstanbul'daki o gökdelenler uyuşturucu baronlarının daireleriyle doldu ve hepsi vatandaşlık, yani pek çoğu vatandaşlık aldı. Baronlar İstilası kitabında bunu yazdık. E şimdi bu karanlığın içinde bunu görüyorsunuz ki her zaman ve her zaman yargıda, emniyette, pek çok kurumda, siyasette o bağlantılar, o kirli bağlantılar hepimizin gözleri önünde duruyor. Ama iş geliyor ya nereye dönüyor? O bağlantılar yargılanmıyor, o bağlantılar üstü örtülmeye çalışılıyor. Ve siyasiler birden çıkıp Ayhan Bora Kaplan gibi bir mafya babasıyla ilgili bir dosyaya ya darbe yapılıyor, kumpas yapılıyor diyebiliyor. Darbe kumpas. Aksine biliyor musunuz? İddianameyi okuyun. Kumpas darbe değil, suçların gizlenmesi var. Siyasilerin, bürokratların, emniyet görevlilerinin, yargıçların gizlendiği bir iddianame var ortada. Ve çıkıp denebiliyor ki ya bu darbe. Aksine bu insanların yargılan... Ya bir de Allah bilir iddianamede bu insanlar yargılansa gerçekten devlet, bu suç örgütleriyle ilgili bağlantılı siyasiler, bürokratlar yargılansa ne olacak? Şimdi hangi savcı cesaret edebilir artık? Ben bir suç örgütüyle ilişkili siyasetçiyi, bürokratı, emniyet ve yargı mensubunu gözaltına alayım. Hangi savcı cesaret edebilir? Devlet Bahçeli'nin bu açıklamalarından Ayhan Bora Kaplan iddianame olayı üzerinden oluşturulan bu darbe fırtınasından sonra. Şu da çok tuhaf değil mi? Yani sen de çok bu davaları bizzat hani mahkemelerde takip ediyorsun. Ben hani hakimle tartışan gördüm mafya şeyi. Tehdit eden de gördüm. Ama bir tanem diyen ilk kez görüyorum. Hani böyle Freudisyen bir diz sürçmesi mi diyeyim? Bu sana normal geliyor mu? Nedir bu böyle bir bu muhabbet? Böyle bir muhabbet var mı mahkemelerde? Ya da bu noktaya geldin bir tanem diyecek kadar. Ya bu açıkçası yani bu her anlamıyla bir geleneğe aykırı. Yani bakın mafya bile yani duruşmalarda bir raconu vardır yani. Bir şey mahkemeye karşı mümkün olduğunca eskiden bir şeyi vardı. Karşındakini devlet görürsün ve bazı mafya unsurları konuşsun, hatta şunu der, suç varsa ceza da var. Biz suçu işliyoruz, cezayı gözle alıyoruz der. Ve bunun ölçüsünde belirli bir şeye korunur. Ama artık bu bir tanem lafı örneğin çok gerçekten o altyapıdaki, aslında bilinç altındaki veya bilinçteki oradaki kendine özgüveni gösteriyor. Devletin bir anlamıyla itibarsızlığını gösteriyor. Neden? Çünkü Ayhan Bora Kaplan biliyor ki şimdi cezaevinden izliyor televizyonları, şeyleri veya açıklamaları takip ediyor. Diyor ki ya bana yapılan operasyonu işte orada duruşmanın görüldüğü cezaevindeki yere attılar diyor. Yani organize şube müdürünü, organize şube müdür yardımcısını tutukladılar diyor. Şimdi o bir anlamda bir kurtuluş ışığı görüyor orada. Zaten daha önce defalarca takipsizlik almış. Zaten konuşsa biliyor ki çok kişiyi etkileyecek konuşması.